Değerli sivil toplum kuruluşları, saygıdeğer basın, kıymetli misafirlerimiz, İlim Yayma Cemiyeti Dünya Şubesi'nin davetine icabetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bugün bir basın açıklamamız vardı. Fazla ayrıntıya girmeden hemen basın açıklamasına dönüp metinde arkadaşlarımızın hazırladığı o metni sunmaya gayret edeceğim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, 1951 yılında 68 hayırsever gönül birliğiyle kurduğu İlim Yayma Cemiyeti 68 yıldır ilim yolundaki gayretlerin amaçların en yücesi olduğunun şuuruyla toplumun hiçbir kesimine ayırt etmeksizin ilim taliplerine aralıksız hizmeti kendine görev bilmiştir. İyi yetiştirici insanlar donanımı, duyarlılığı ve yetkinliğiyle kendisine ve içinde bulunduğu ortama değer katacağının idrakinde olan cemiyetimiz, iyi yetişmiş insanın donanımı, duyarlılığı ve yetkinliğiyle kendisine ve içinde bulunduğu ortama değer katacağının idrakinde olan cemiyetimizin ana hedefi, ülkemizin kalkınmasına milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunarak bu idrak içerisinde olan gençler yetiştirmektir. Cemiyetimiz bugün bu amaçla ülkemizin dört bir yanına dağılmış 175 şube, 177 öğrenci yurdu, 61 eğitim merkezi ile çalışmalarına devam etmektedir. Son zamanlarda ilçemizde bazı menfaat çevrelerinde görülen yozlaşma ve yüzsüzlüklere bakıldığında toplumun değerlerine ve değer yargılarına saldırmayı marifet sanan mihrakların pervasızca ve had bilmeden yaptıkları görüldükçe bize ve bizim gibi faaliyetlerde bulunan kuruluşlara ne kadar çok görev düştüğü aşikar olarak ortadadır. Değerli basın mensupları, genelde genel merkezimiz, özelde Ünye şubemiz ve şube yönetimimiz ve üyelerimiz inancına, değerlerine, milletine ve ülkesine ihanet eden FETÖ ve benzeri her türlü ihanet şebekeleriyle olduğu gibi içeriden ve dışarıdan inancımıza, ülkemize ve değerlerimize dil uzatan gaflet, delalet ve hatta ihanet içerisinde olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla devletin yetkili organlarıyla eş güdüm içerisinde hareket ederek mücadele etmiş ve etmeye de devam edecektir. Değerli basın mensupları ve kamuoyu şunu bilmelidir ki üyelerimiz ve cemiyetimiz üzerinde oluşturulan yalan isnatlara vicdanları el vermez ve yanlıştan dönerler düşüncesiyle uzun süre sessiz kaldığımız kamuoyunun malumudur. Yaşanan süreçte görülmüştür ki menfaat ilişkisi ve gizli hesaplar içerisinde olan çıkar şebekeleri hiç durmadan saldırmış, değer, hat, hudut bilmeden cemiyetimizi ve üyelerini yalan isnatlarla karalamaya devam etmekte ısrar etmişlerdir. Kamuoyu bilmelidir ki kamuoyunu yalan yanlış isnatlarla meşgul ederek cemiyetin enerjisini farklı yönlere kaydıracağını sananlar özelde Ünye, genelde ülke üzerindeki gizli emellerini el altından gerçekleştirmeye çalışanların ortaya attırdığı bu iftira ve isnatların kim ve kimler tarafından oluşturulduğunu bilecek kadar idrak sahibi olan cemiyetimiz
bu kirli ittifak ve ilişkilerin amaçlarına ulaşmaması için elinden geleni yapmaya dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Cemiyetimiz üzerinde oynanmaya çalışılan bu kirli karalama çalışmalarının farkına varan sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki yeri, önemini ve çalışmalarını bilen, bizimle aynı minvalde özverili bir şekilde çalışan ve burada bulunan değerli sivil toplum kuruluşu başkan, yönetici ve üyelerinin bizimle beraber olarak vermiş oldukları bu tablo göstermektedir ki, yapılmaya çalışılan kirli isnatlar amacına ulaşmamıştır ve ulaşmayacaktır. Değerli basın mensupları, geldiğimiz noktada cemiyetimiz ve üyeleri üzerinden oynanmaya çalışılan bu kirli oyunu bozmak için anayasanın ve yasaların verdiği haklar çerçevesinde kanuni haklarımızı aradığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Saygılarımızla İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şubesi Yönetim Kurulu. Teşekkür ediyorum.